Merhaba arkadaşlar, hanımın elimi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu güzel örgü papatyalarımızın yapılışını yapacağız. Bu papatyalarımızı birçok yerlerde kullanabilirsiniz. Lif süslemelerinde, bebek yelekleri veya hırkalarda, bebek battaniyelerinde, patiklerde, tokalarda, birçok yerlerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim. Ben burada lif ipiyle çalıştım. İsterseniz farklı iplerle de örebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi önce ipimize 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane zincir çekiyoruz. Birinci zincirden sık iğnesiyle kapatıyoruz ve küçük bir halka oluşturuyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. İkili bir trabzan. 2 tane zincir çekiyoruz. Tekrar ikili bir trabzan. 2 tane zincir çekiyoruz. Tekrar ikili bir trabzan. Bu şekilde 6 tane yuva olana kadar örelim gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 tane yuva örüyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz ve buradaki zincirimizden kaydırmayla sabitliyoruz ve bu şekilde 6 tane yuva oluşturuyoruz arkadaşlar. Bir zincir ilmeğimizi uzatıyoruz ve buradaki yuvadan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 dolgulu bir fıstık yapıyoruz. Sabitliyoruz, kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir çekiyoruz ve buradaki trabzanın altından bu şekilde arkadan ipimizi sabitliyoruz. Tekrar bir veya iki tane zincir çekelim. İlmeğimizi uzatıyoruz ve bir sonraki yuvadan yine 9 veya 10 dolgulu bir fıstık yapıyoruz. 7, 8, 9 veya 10 dolgulu bir fıstık yapıyoruz. Sabitliyoruz, kapatıyoruz. Yine 6 veya 7 tane zincir çekiyoruz ve buradaki trabzanın arkadan bu şekilde trabzanın altından sık iğnesiyle sabitliyoruz. Tekrar bir zincir ilmeğimizi uzatıyoruz. Bir sonraki yuvadan yine 19 veya 10 dolgulu bir fıstık yapıyoruz. İlmeklerimizi uzatıyoruz. Kısa tutmuyoruz. Hepsini beraber sabitliyoruz, kapatıyoruz. Tepesinden 6 veya 7 tane zincir veya örümcek olarak da İnebilirsiniz arkadaşlar. Yine trabzanın altından bu şekilde sabitliyoruz. Tekrar ilmeğimizi uzatıyoruz. Bir sonraki yuvaya geçiyoruz. Burada da yine aynı şekilde 9 veya 10 dolgulu bir fıstık yapıyoruz. İlmeklerimizi uzun topluyoruz arkadaşlar.
6 tane zincir çekiyoruz ve trabzanın altından bu şekilde arkadan sabitliyoruz. Tekrar ilmeğimizi uzatıyoruz ve bir sonraki yuvadan 9 ve 10 dolgulu bir fıstık yapıyoruz, sabitliyoruz, kapatıyoruz. 6 tane zincir çekiyoruz ve buradaki trabzanın altından bu şekilde sabitliyoruz. Tekrar bir sonraki yuvadan yine aynı şekilde 9-10 dolgulu uzun bir fıstık yapıyoruz, sabitliyoruz, kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyoruz ve trabzanın altından, arka kısımdan bu şekilde sık iğnesiyle sabitliyoruz ve ipimizi koparıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, puf çiçeği veya örgü papatyalarımızı bu şekilde hazırlıyoruz. Şimdi tomurcuğunu örelim. Evet arkadaşlar, ipimizi biraz bu şekilde uzun bırakıyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. İlmeğimizi uzatıyoruz. Ve ikinci zincirden 1, 2, 3, 4 ve 5 dolgulu bir fıstık yapıyoruz. Sabitliyoruz, kapatıyoruz. Bir zincir ve ipimizi yine biraz uzun bir şekilde koparıyoruz. Bu şekilde buradaki yuvadan ipimizi çekiyoruz. Diğer karşıdan yine aynı şekilde evet, şimdi iplerimizi bağlıyoruz. Bu ipimizle eğer ne örecekseniz, nerede süsleme olarak kullanacaksanız bu ipimizle de dikebilirsiniz arkadaşlar. Tamamen size kalmış. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. İyi günler arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayalım.